Kameralarımızı Amerika'ya çevireceğiz. Georgia eyaletinde senato seçimleri yapıldı ve sonuçları tabii ki merak ediyoruz. Acaba ne çıktı? Amerika'ya dönüyoruz. Dış politika uzmanı Ali Çınar karşımızda. Günaydın Ali. Bize Amerika'dan neler aktaracaksın seçimlerle ilgili? Günaydın Uğur Bey. İyi yayınlar. Çok heyecan verici bir senato seçim yarışı var Georgia'da. Açıkçası resmi sonuçlar açıklanamadı. Çünkü 4 tane aday vardı, 2 tane senato seçimi için ve 2 tane adayın şu anda birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Warnock'tu, Demokrat Parti adayı. Loeffler diye bir kadın senato adayına karşı %50.4 ile Demokrat aday önde. Diğer yarışta da Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti adayları %50-%50. Aradaki fark sadece 1322. Yani sözün özü, Georgia'daki eyalet seçimlerinde şu anda kazanan net değil. Oylar hala sayılmaya devam ediyor. Yarına kaldı. Eyalet sekreterinden bir açıklama var. Ama gördüğümüz en azından bir tane koltuğu Demokratların alacağı görünüyor. Çünkü sayılan oyların, bir bölgede olan oyların birçoğu Demokrat Parti'ye ait kesim olduğu görülüyor. O nedenle herkesin gözü yarınki seçim sonuçlarında. Neden çok önemli? Çünkü şu anda senatoda 50 cumhuriyetçi ve 48 demokrat vardı. Eğer demokratlar iki koltuğu alırsa çoğunluk demokratlara geçmiş olacak. Çünkü başkan yardımcısı olacak Kamala Harris. Kendi tercihiyle anayasaya göre istediğini seçebiliyor eğer 50-50 kalırsa. Biz de yakından takip ediyoruz ama şu anda Georgia'dan resmi sonuçlar iki tane senato koltuğu için açıklanmış değil. Peki Ali Çınar, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Kolay gelsin sana da.